Ama işte o kadar masraf yaptık, tadını çıkartamayacağız ki. Ay kız parti yapacakmış arkadaşlarına Tahsin, ne yapalım? Evden kovuyorlar bizi. Hayır, Bülent Bey ile Sedef Hanım'ı kutlamaya alırdık eve. Çoluk çocuk hep beraber vakit geçirirdik. Hani dördümüz böyle arpacı kumrusu gibi birbirimize mi bakacağız yani? Ay ne bileyim şekerim, zaten araları bozuk. Kadın bakalım konuşuyor mu Bülent Bey'le? Aman, bir konuşmayacakları kaldı yani. Ne yapacağız yılbaşı gecesi Cem'in annesiyle babasının mahkeme duvarı gibi suratını mı seyredeceğiz yani? Yara yırttı mı Tahsin? Ya barışsınlar, ya gidip başka yerde kutlasınlar. Benim yılbaşı gecemi ne diye mahvediyorlar ya? Canım orası öyle de, sen yara yırttın mı? Gazeteler nerede lan? Tahsin. Aa bak ne yazıyor. Ajda Pekkan yılbaşı gecesini bizim ilerideki restoranda kutlayacakmış. Çok güzel. Sen yara yırttın mı Havyer'de? Hayır, ayırtmadım. Neden şekerim? Aa. Baksana canım, Ajda Pekkan falan gidiyormuş. Yer yoktur zaten. Aa! Ay kusura bakma ama cimrisin Tahsin. Ne cimrisi ya? Geçen defa kaç para hesap geldi. Oh, Bülent Bey yıktı üzerime kaçtı. Bu sefer yağma yok. Muhallebici'de yiyeceğiz. Ne? Muhallebici'de yılbaşı olur mu Tahsin? Vallahi soldan soldan geliyorlar. Neden olmasın canım? En güzel yer. Sas takımı bile ayarladık. Mutfağını biliyoruz işteyse. Tertemiz. Ha, mevzu o çünkü değil mi? Bir kere Sedef Hanım'la Bülent Bey beğenmezler ki orayı. Aman beğenmezlerse gelmesinler canım. Zaten Bülent Bey'in önüne dayaş arabı. Gerisini boş ver. Size yılbaşı elbisemi göstermek istiyorum. Aa, ne kadar güzel ayol. Çok para vermişsindir sen şimdi buna. Yok baba, ne parası? Bu bizim derginin çekim kıyafetlerinden. Yılbaşından sonra dükkana geri vereceğiz. 5 kuruşum yok ki benim. Nereden gece kıyafeti alacağım? Ay Tahsin'cim, ne olur şu piyango işini yapalım. Öf, bana kazık gene. Şekerim, zaten Havyar'a gitmiyoruz. Dükkanda bedava tarafından yılbaşı yaptırıyorsun bize. Onu ona say. Sas takımı bedava mı? Eşimiz dostluğumuz mu çalacak? Peki, nasıl olacak bu piyango miyango? Yılbaşı piyangosu diyeceğiz. Ha. Ufak tefek hediyeler aldık. Böyle mumdu, süstü, püstü falan. Misafirler de getirir biraz. Hepsini piyangoya koyacağız. Ondan sonra da bir tane büyük bir hediye var. Bizim 15 tane cumhuriyet altını. Onu da bir kesenin içine koyacağız. Allemde kallemde dalavereyle asıllara çıkartacağız. Oh! 3500 liralık yılbaşı hediyesi. Vallahi ne hala oh! Tahsin'cim, ikisinin kazandığını toplasan ancak bir maaş ediyor. Bak kızcağız kendine yılbaşı elbisesi alamamış. Ya çok hayati bir ihtiyacını karşılayamamış. Vah vah vah. Ya o gardıroplara sığmıyor elbiseler. Alırken al al al, giymeye gelince yok yok yok. Şimdiden hayırlı seneler dayıcım, yengecim. Ya bu yılbaşını birlikte idrak etmek beni o kadar mutlu etti ki. Akşama biz de dükkanda olacağız Sacit. Ne? Hadi ya. Niye? Niye? Bizi istemiyor musun yani? Hayır, aşk olsun da biz arkadaşlarla birlikte şey yaparız diye şey ettik. Ayol, biz bir köşede kendi masamızda otururuz. Siz rahatsız etmeyin Sacit. Ha, anladım. Bakan kız da geliyor mu? Ha. Ay ne olur, ne olur tanışalım şu kızla. Vallahi yenge, onun pek öyle tanışmakla falan arası yok yani ama bilmem ki. Canım bir merhaba deriz, ne olacak? Sacit, sen bu akşam benim partimde yoksun değil mi? Şu anda tekrar düşününce var olabilirim. Hadi ya. O zaman varsan da lütfen varlığınla yokluğun bir olsun Sacit. Bir de Burhan'a çaktırmıyoruz tamam mı bu akşam burada parti olduğunu? Gelir melir, Allah korusun. Aa, Burhan'ı davet etmediniz mi kızım? Bu gerçek bir soru değil herhalde değil mi anne? Davet etmiş olma ihtimalim var mı sence? Ama çok ayıp. Hiç olmazsa yarım ağız söyleseydin. Anne ben yarım ağız da söylesem otu tam olarak gelecek ve partiyi mahvedecek yani. Olmaz, vallahi olmaz ya. Tahammül edemiyoruz adama. Püf püf ses. Evet ses. Sevgili Sütçüoğlu Apartmanı sakinleri. Öncelikle Kurban Bayramınızı çok içten dileklerimizle kutlarız. Bayram ziyaretlerimizi yarından itibaren yaparız çünkü şu anda gündem başka. Anne! Kapçat kadar şu anda yeni yıla girdi. Çünkü saat orada 12.
Merak etmeyin, ben saat ayarlarını yapıyorum. Bu vesileyle tüm Kamçatka halkının yeni yılını kutluyoruz efendim. Kamçatka halkı acaba nerede yaşıyor? Hemen bir açıklama. Rusya'nın doğusunda bir yer. Hiç gördüğüm yok, tanıdığım birisi de yok. Ben Rus kızlarını çok sevdiğim için, bayıldığım için orası da herhalde çok güzeldir. Günün püf noktası olarak aşırı alkolden sonra tuzlu limonlu maden suyu sizin dinç uyanmanızı sağlayacak, salaklaşmanızı önleyecek. Günün ölüsü hindili pilav. İyi günler. Kapattım. Çok güzel bir meşgale. Vallahi bir gün bunu söyleyeceğim aklıma gelmezdi ama Aslı haklı be dayı. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.